Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur demiş. Bir bakalım. Hepimizin hayatında yeri olan bisiklet denge kavramının kendini en çok hissettirdiği derken bakın şurada bir ünsüz benzeşmesi gördük. Şunu bir eleyelim. Hissettirdik hissettirdiği derken ünsüz yumuşaması da var. Şunu da eleyelim. Araç belki de. Çocukluktan yetişkinliğe uzanan serüvende keyifle anılır adı keyif ile derken şurada bir ünlü düşmesi gördük ve bir öğ öğrenilince nasıl sürüldüğü ne asıl nasıl yine ünlü düşmesi sürüldü unutulmaz da bir daha asla şimdi baktığımız zaman şurada bir de ünsüz türemesi vardı hissettirmek evet bunu da ele cevabımız C seçeneği olacaktır bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinin yazımı yanlıştır diyor. Şimdi gök bilimci doğru, olağanüstü doğru, şey her zaman yazılır doğru, kara delik doğru, sıra dışılık derken sıralar ayrı yazılır. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır diyor. Şimdi Buraya baktığımızda beni kendi isteklerini yapmak için kullanacağın saf biri olarak görmemeni rica ederim. Ses olayı yok ayrı. Fark etmek ses olayı yok. Ayrı. Şuraya baktığımızda kat etmek. Evet kat etmek fiili bitişik yazılır. Cevabımız Ceyhan. Hak etmek doğru yazılmış. Doğru. Zannetmek ses olayı olduğu için bitişik yazılır. Bitişik yazmış. Doğru. Cevabımız C seçeneği olacaktı. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır diyor. Bir bakalım. Doçent Doktor Nurhan Özlü, sıcak kan Hepsi molekül biyolog olarak yaklaşık 20 kişilik bir ekip ile çalışıyor. Ancak kimya, fizik, biyoistatistik ve bioinformatik gibi farklı alanlarda çalışan gruplarla da ortak çalışmalar yürütüyorlar. Örneğin İngiltere'deki bir ekip ile hücre yüzeyindeki lipidlerin hücre bölünmesine olan etkilerini inceliyorlar. Özlü Sıcakkan o büyük resmi görmek için farklı disiplinlerdeki uzmanlardan oluşan gruplarla çalışmanın gerekliliğine inanıyor. Ayrıca Koç Üniversitesi Tıp Fakültesindeki derken kurum, kuruluş, okul adı vesaire bunlara gelenekler ayrılmaz. Dolayısıyla burada yanlışlığı bulduk. Cevabımız E seçeneği olmalıdır. Bu parçada parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir diyor. Şimdi bir el verse bu işi çabucak halledecektik ama nazlı gelin gibi süzlüyordu bir köşede. Sonunda dayanamadım seslendim. Bir Geliver ya derken evet buraya bir 3 nokta değil pardon özür diliyorum ünlem koymamız gerekecekti. Çünkü burada bir bıkkınlık, bir isyan durumu söz konusu. Beni duymamış gibi yapınca iyice sinirlendim. Sana diyorum virgül Hatun duymuyor musun beni? Soru işaretini koymamız gerekecek. Peki devam edelim. Sonunda beni duymuştu ama istifini bile bozmadan cevap verdi. Adam ben ne diyorum sen ne diyorsun? Ben buradan ayrılıp da bir yere Giderim, gitmem cümleyi tamamlamadı. Dolayısıyla 3 nokta koyacak. E bu diziliş E seçeneğinde mevcut. Cevabımız da Edirne olmalıdır. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur demiş. Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın derken bakın şurada bir dık eki var. Bu dık ekinde bir benzeşme, bir de yumuşama gördük. Yani ünsüz sertleşmesi, ünsüz değişimi, yani ünsüz yumuşaması. Devam edelim. Bu toprak bir devrin derken kelimenin kökü devir. Dolayısıyla burada bir de ünlü düşmesi mevcuttur. Ulama var mı bakalım battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı derken evet şurada ulamayı da gördük. Fakat ünlü türemesi kullanılmamış cevabımız E seçeneği olacaktı. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur demiş. Bakalım. Kolaysa kolay ise derken burada bir ünlü düşmesi var fakat şıklarda yok. Affı esirgeme af affı derken burada bir ünsüz türemesi gördük. C seçeneğini eleyelim. Hayat boş geçti geçti derken şurada ünsüz benzeşmesini yakaladık. Hemen eleyelim. Geri kalan korkulu her adımın adım atmak fiilinden gelir. Dolayısıyla burada bir ünsüz değişimi yani yumuşaması vardır. Dolu olsa işe yaramaz katında biliyorum bağışlanmamı diliyorum derken diliyorum fiilinin kökü dilemek dildir de esasında sonra yapım eki almış dilemek dileyorum değil diliyorum şurada bir ünlü daralması var hali cevabımız A seçeneği olacaktır. Aşağıdaki dizilerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor bir bakalım. Tut atalar sözün kalbi selim ol gönülden gönüle yol var demişler burada yok. Benden selam eylen nazlı dilbere gelip de karşımda dönüp durmasın burada yok. Dürüstlük çırası yanar sözünde yalanları mayalarken üzünde problem yok. Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla derken. Şurada dolu dizgin ifadesini gördük bunun bitişik yazılması lazım. Dolayısıyla cevabımız denizli. Tam otların sarardığı zamanlar yere yüzü koyun uzanıyorum derken burada herhangi bir problem yok. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Bir bakalım. Edebiyat hava gibi, su gibi, güneş gibi, toprak gibi vazgeçilmezdi. Onunla yatılıp onunla kalkılıyordu ve yaratıcı gücünün sonsuzluğuna, edebiyatın insanı insan yapma büyüsüne inanılıyordu. Toplumun yozlaşmaya ve her şeyin parayla ölçüldüğü, bilgi ve kültüre duyulan saygının kredi kartlarına, görselliğe yönelmeye başladığı yıllarda edebiyat "bir işlevi yok" düşüncesiyle gazetelerden kovuldu. Edebiyat kovulunca da gazeteler çirkinleşti. Gazetelerle birlikte dilde, de, espri de, düşünce de sığlaşım yüceliğini yitirdi. Burada değerli dostlarım espri kelimesi şöyle yazılması lazım değil mi? Evet dolayısıyla yanlışlığı burada bulduk. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine virgül getirilemez diyor. Bir bakalım uyuz virgül buraya gelir. Çünkü özneden sonra virgül konması gerekiyor. Tamam. Uyuzu teşhis etmek genellikle zor olduğu için tanı koyarken zaman kaybı söz konusu olabilir. Diğer yandan genellikle egzama, virgül, lapus eritorizmi gibi başka deri hastalıklarıyla evet burada da özneyi vurgulamak için kullanmışız. Devam edelim şuradan. Bu nedenle de döküntülerin görünümü ve dağılımına bağlı olarak uyuz teşhisi konusunda deneyimli dermatologlara, doktorlara eş görevli kelimeler ayırmak için. Evet, çıplak gözle görülebilen, virgül. deride yılan kıvrılışını andırır, tünel benzeri yayılmalar. Evet, eş görevli kelimeler ayırmak için kullandık. Tamam. Kaşıntı, doktorların tipik bir muayene ile teşhis koymasına yardımcı olan en önemli belirtiler. Şimdi yardımcı olan en önemli belirtiler derken bu bir tamlama. Tamlayanla tamlanan arasında virgül gelmez. Dolayısıyla burada bir yanlışlık var. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor. Bir bakalım. Rusya'da dondurucu soğuğun hayata etkilemediği bir şehir var. Dünyanın en soğuk kenti ünvanına artık bu dostlarım ünvan oldu değil mi? Sahip olan Yakust kent. Evet yanlışlığı bulduk cevabımız Bursa olacak. Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Evet burada da bir sıkıntı yok. Denizli'ye baktığımızda Lena Rehri tamam. Yakut, Yakut şehri Rusya Federasyonu'na tamam. Evet 5. cümlede de herhangi bir problem göremedik. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde D'da bağlacının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Bakalım. Bir eseri kaleme alırken hem kalbiyle hem de beyniyle hissedemeyen bir adamdı. Ama gördüklerini her ayrıntısıyla aktarabilen, titiz araştırmalar da yapabilen bir yazardı. 19. yüzyılın ikinci yarısında geçmiş, tanık olmadığı bir olayı bu araştırmacı yanıyla işlemiş, gözlemci yanıyla da yörenin dilini, kişilerin davranış biçimlerini yakalamıştı. Kim bilir belki de köyden gelmemesi iyi olmuştu. Köyün içinden gelseydi kaynağından fışkıran bir takım renklere kıyamayıp onları da öne çıkarır. Bundan hiç D vazgeçmezdi derken şu D'nin ayrı ve D olarak yazılması lazım. Cevabımız E seçeneği olacaktır.